Ayşenur Güler'i YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle merserize ipler kullanacağız arkadaşlar. 1.75 milim de tığım var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Sihirli halka yaparak başlayacağız. Ben şöyle sihirli halkamı dıştan içe doğru getiriyorum. Hemen tığıma bir tane ilmek çıkarıp buraya bir tane zincir çekerek hemen sihirli halkamı oluşturdum. Şöyle biraz küçültüyorum. 1 2 3 3 tane zincir çektim, başını aldım. Sihirli halkamın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyoruz. Sihirli halkamın içine batıyorum. İlmeğimi çıkarıp ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 14 tane trabzan olana kadar yapıp tamamlayalım. Hemen ipimi çekiyorum. Şöyle sıkıştırdıktan sonra en baştaki trabzanın başına batıyorum. Hemen kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını aldım. Hemen dibine tekrar batıyorum aynı yere. Burada her trabzana iki kere batarak arkadaşlar sayımızı iki katına çıkaracağız. Şöyle ben göstereyim. Birinci sıramızı 14 ile başladık. İkinci sıramızı 14 tane ekleyip 28'e çıkaracağız. Üçüncü sıramızı yine 14 tane daha ekleyip 42'ye çıkaracağız. Dördüncü sıramızı 14 tane ekleyip artırıyoruz yani. 56'ya 5. 70 yine 14 tane ekliyoruz. 6. 84 yine 14 tane ekliyoruz. 7. de bırakacağım arkadaşlar ben. 7. sıramızı da 98'de tamamlamış olacağız. 8. sırada 112'den yani 9-10 supla yapacaksanız arkadaşlar her bir sırada 14 tane ekliyoruz. Bunun püf noktası arkadaşlar kaçla başladıysak bir üst sıraya o kadar sayıyı ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi 2 tane aynı yere batarak sayımızı 2 katına çıkaracağız. Aynı yere tekrar batıyorum. 28 tane burada trabzanımız olacak. Aynı yere tekrar batıyorum. Her bir trabzana 2 kere batarak burada 28 tane trabzanımızı yapıp tamamlayalım. 28 tane trabzanımızı yapıp tamamladık. Toplamda 28 tane olmuş oldu. Hemen şöyle baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Zincir çekmeden arkadaşlar hemen kesiyorum. Ve buradan ilmeğimi çıkardım. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Hemen beyaz ipimi alıyorum. Şöyle bir tane ilmeğimi oluşturuyorum öncelikle. İlmeğimi çıkarıyorum. Burada en son battığım yere batıyorum. Şöyle şuradaki. En son battığım yere batıyorum. Arkadan ilmeğimi takıp şöyle öne getiriyoruz. Bu şekilde eklerseniz ekleme yeriniz çok düzgün olmuş olur. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen şöyle şunları da arkadan yürüteceğim. Aynı yere batarak bir tane buraya artırmış olduk. Bir tane çift yapmış olduk. Şimdi ikinciyi tek yapıyorum. Üçüncüyü çift yapıyoruz. 1, 2. Bir tek bir çift öreceğiz arkadaşlar. 1 tek ikinciyi çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Çiftle başladık. Tek, çift, tek, çift. Bu şekilde sıramızı tamamlayarak arkadaşlar 42 tane trabzanımız olana kadar yapalım.
Şöyle arkadaşlar, üçüncü sıramızda yapıp 42 taneye tamamladık. Hemen sıradaki trabzana batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını aldım. Hemen dibine batıyorum. 1, 2, 3. Zincirle beraber 3 tane oldu arkadaşlar. Burada 1 tane boş yapmıştık. Burada da 2 boş, 1 dolu yapacağız. Yani 2 tek 1 çift. Şöyle 2 tek 1 çift yaptım. 1, 2. 2 tane buraya tek yaptık. Hemen bir tane çift yapıyorum. Aynı yere. Aynı yere batarak çiftimi oluşturuyorum. 2 tane tek örüyoruz. 1, 2. 2 tane tekimi ördüm. Bir tane çift örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde örerek arkadaşlar 56 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. Dördüncü sıramızı da 56 tane yaparak tamamladık. Hemen buradaki sıradaki ilmeğime batıp kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Hemen ipimi kesiyorum. Şimdi mor ipimize geçiyoruz. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Hemen ilmeğimi yaptım. Son battığımız yere batıyoruz arkadaşlar. Son battığım ilmeğe batıyorum. Hemen eklememi yaptım. İlmeğimi çıkardım. Bu ipimi de hemen tığımın önünden bu tarafa alıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektim. Bunları arkadan yürüteceğiz. Hemen dibine tekrar batıyorum. Artırmamızı yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi bir tane çift yaptık arkadaşlar. 3 tane boş yapıyoruz. Bir tane yine çift yapıyorum. Yani 2 artırma yapıyoruz buraya. Artırmamı yaptım. 3 tane boş örüyoruz. Daha önce 2 örmüştük. Şimdi boşlarımız 3'e çıkıyor. Her sırada bir tane bu aradaki boşlarımız artıyor. 2, 3. 3 tane buraya boş ördüm. Dördüncüyü çift yapıyoruz. 1, 2. 1, 2, 3. 3 tane boşumuz ördük. Dördüncüyü çift batıyoruz. 1, 2. Bu şekilde arkadaşlar 5. sıramızı da 70 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. Beşinci sıramızı da yapıp tamamladım arkadaşlar. 70 tane burada toplamda trabzanımız olmuş oldu. Hemen başındaki trabzana batıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 6. sıraya geçtik. 84 tane buraya trabzan yapacağız. Hemen ilk artırmamı buraya yapıyorum. Buraya bir tane çift yaptık zincirle beraber. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi de 4 tane buraya boş örüyoruz. 5.'yi çift yapıyoruz. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 4 tane buraya tek ördüm arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. 5.'yi çift örüyoruz. Bir artırmamızı yapıyoruz. Bu şekilde bu sırayı da 4 tek 1 çift yaparak 84 tane olana kadar yapıp tamamlayalım.
Altıncı sırayı yapıp bitirdik. 84 tane toplamda trabzanımız oldu. Hemen baştaki trabzana batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Yine iki sıra ördükten sonra ipimizi kesiyoruz. Beyaz ipimizi ekliyorum ben buraya. Ben buraya beyaz ipimi ekleyeyim. Aşağıda nasıl eklediksek o şekilde ekleyeceğim. Beyaz ipimi ekledim. 3 tane zincirimi çektim. Hemen başını alıyorum. Yine dibine batıyoruz. Bir tane buraya çift yaptık. Şimdi 5 tane arkadaşlar tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane buraya tek ördüm gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane çift örüyoruz. 1 2 2 tane buraya çift ördüm. Tekrar 5 tane tek bir tane çift örüyoruz. 1 2 3 2 4 5 Şunları hemen artık saklandılar, kesebiliriz. Çiftten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane ördük. 6.'yı yine çift örüyoruz. Bu şekilde sıramızı yapıp arkadaşlar bu bizim 7. ve son sıramız. 98 tane olana kadar örüp tamamlayalım. Şöyle arkadaşlar 7. sıramız bitti. 8. sıradayız. Şöyle kaydırdım. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bu 2 burada artırmamızı yaptık. Tekrar 1 2 3 4 5 6 Burada da 6 tane tek ördük arkadaşlar. Bir alt sırada 5 tane tek örmüştük. Şimdi bir tane daha artırdık. 6 tane buraya tek örmüş olduk. Şimdi bir tane çift örüyoruz. 1 İpimde düğüm çıktı. Düğüm şöyle arkada bırakacağım. Bir tane buraya çift yaptık. 1 2 3 4 5 6 6 tane buraya tek ördük. 1 2 3 4 5 6 Bir tane çift örüyorum. Yani 7.'yi çift örüyoruz. 6 tane tek, 7.'yi çift örerek bu sıramızda arkadaşlar 112 tane olana kadar yapıp tamamlayalım. Şöyle arkadaşlar sıramı bitirdim. 112 tane toplamda burada trabzanımız olmuş oldu. Bu benim son sıramdı. Beyazı hemen kesiyoruz. Şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Bu son sıra olduğu için bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. Şöyle bunu bıraktım. Şimdi hemen renkli ipimi alıyorum. Şöyle halkalı kısma geçiyorum. Hemen şöyle bir tane öncelikle kilit ilmeğimi çıkarıyorum. Başına bir kere alıyorum. Hemen halkamın içine batıyorum. Buradan şöyle hemen bir tane ikili trabzan ördüm. 2 3 4 5 6 6 tane buraya ikili trabzan ördük. 1 2 3 4 5 6 6 tane ördükten sonra hemen buradaki ilmeğimi çıkarıyorum. Herhangi bir yerden batabilirsiniz. Burası önemli değil çünkü ilk başlıyoruz daha. Hemen şöyle ilmeğimi geçirdim. Başına aldım ve 6 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1
2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen tekrardan buraya başını alıyorum. Bir sonrakine geçiyoruz. Hiç zincir çekmeden. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Buraya da 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört, beş, altı. Altı tane ikili trabzanımızı yaptık. Hemen şimdi yine çıkarıyorum. Buradan altı tane sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altıncıya ekliyorum. Altıncıyı ekledim. Ve tekrar hemen başını alıyorum. 6 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Başını alıyorum. Hemen bir tane daha halkadan alıyorum. Başını aldım. Tekrar 6 tane trabzan örüyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde oluyor. İki, üç, dört, beş, altı. İki, dört, altı tane yaptık. Şimdi yine ekliyoruz. Altı tane ördükten sonra bir, iki, 3 4 5 6. Altıncıya ekliyorum. Şöyle geçirdim. Tekrar 6 tane örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar buradaki bütün yuvarlağın kenarlarını bu şekilde yapalım. 3 4 5 2 4 5 6. 6. Bu şekilde bütün kenarlarını yuvarlak şekilde yapıp tamamlayalım. Şöyle dört kenarında yapıp bitirdim arkadaşlar. Bir tane şuralardan fazla gelirse arkadaşlar ben iki yerde 7 tane atladım. Yani iki tane trabzanımız fazlaydı. O da hiç fark etmez. Hemen getiriyorum buradaki kenarımıza ekliyorum. Buradan bunu geçirdim. Şimdi başını alıyorum. Hemen buraya batıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen trabzan arasına batıyorum. Tekrar ikinci trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve arasına batarak kapattım. Şöyle üçüncü zincirim. Üçüncü modelimi yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve kapattım. Tekrar trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Altta 6 tane yapmıştık yukarıya. Yani 6, 6, 12 tane olmuştu arkadaşlar. 12 tane yapmayacağız üst tarafa. Çünkü pırpırlarımızı yaptığımız için burası biraz daha geniş olacak. 1, 2, 3. Ben şimdi trabzan sayısını söyleyeceğim. 8 tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altta 12 tane yapmıştık. Üstte 8 tane yapıyoruz. Çünkü pırpırlı yaptığımız için hemen şöyle şu araya batıyorum. Bir tane sık iğneyle buraya kapatıyorum. Tekrar başını alıyorum. Buraya yine 8 tane trabzan, 8 tane pipirik yapıyoruz. Hemen araya batıyorum. Pipiriğimi kapattım. Tekrar trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 tane tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar trabzan, tekrar pipiriğimi yapıyorum.
Burayı da arkadaşlar 8 tane olana kadar buraya kadar yapalım. Şöyle 8 tane olana kadar ikincisinde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane oldu. Yine şöyle şu aradan batarak şöyle sık iğne ile kapatıyorum. Başını alıp diğerine geçiş yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hepsini yapıp yuvarlak bir şekilde bitirelim. Ve son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben bardak atlığımı yapıp bitirdim. Şöyle kocaman bir bardak atlığımız olmuş oldu. Bence çok şık ve çok da güzel oldu. Bunun sayılarını yükselterek 14 ile başlamıştık. Her bir sırayı 14 ekleyerek büyük supla da yapabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.